fırın ağzı yapacağım. Kayseri'de genelde böyle bağlarda erkekler yaparmış bu yemeği. Böyle hem kolay hem lezzetli, protein açısından da zengin. Fırın ağzı. 1,5 kilo kuzu eti, 2 adet domates, 4 adet sivri biber, 1 baş sarımsak. Sosu için 4 yemek kaşığı yoğurt, 3 yemek kaşığı zeytinyağı, kırmızı toz biber, kekik, tuz. Şöyle bir 4-5 kaşık yoğurt koyacağım, toz biber koyacağım, kekik koyacağım, tuz koyacağım, sarımsak. Böyle harmanlayacağım. Bu sosu önemli. Tepsiye dizeceğim. Çok kolay. Sedacığım, nasıl iletişim kuracağız? Madem öyle. Evet, çok güzel. Bence de çok harika bir konu bu. Çünkü hep sanki biz dikkat edeceğiz, onu söylemeyeceğiz, bunu söylemeyeceğiz. Tabii ki derdimizi anlatacağız. Ama biz derdimizi nasıl anlatacağımızı da çok iyi bilmiyoruz. Biliyorsun, her zaman en son söylememiz gerekeni en başta söylüyoruz ya da küsüyoruz. Sonra biriktirip biriktirip birden patlıyoruz. Şimdi ben bu konuyla ilgili yine bir örnekten gitmek istiyorum Nursel'cim. Ben de aynı problemleri yaşayanlardan biriydim eskiden. Şimdi iş başarım var. Takdir edilmek istiyorum eşim tarafından. Etmiyor bir türlü. Evet. Takdir etmiyor. Hatta çok eleştireldir benim eşim. Eskiden daha eleştireldi. Şimdi tabii ki biz birbirimizi anladık, değiştik. Ama nasıl yaptık? Derdimi ben doğru şekilde ifade etmeyi öğrenene kadar hatalar yaptım. Seni güldüreyim birazcık, neler yaptım. Mesela iş başarımı anlatmaya çalışıyorum. Bana diyor ki evde hiç konuşma. İstemiyorum bunları dinlemek diyor. Aman Allah'ım, peki. Bu sefer üzülüyorum. Sonra ne yaptım biliyor musun? Arkadaş davet ettim. Onlar bana soru sorsun da. Ben işimi anlatayım da eşime empoze edeyim. Zorla dinlesin diye. İnan ne oldu? Böyle şeyler yanlış olduğu için arkadaşlarım kapıdan çıkar çıkmaz bana kızdı tabii ki. Onlarla da çok konuştun, hep iş mi konuşacağız diye. En sonunda ben yazdım. Öfkemi, üzüntümü, her şeyimi kendi başıma yazarak attım. Sonra sakinledim. 3 cümleyle gittim. Biliyorsun bir 3 cümle kuralım var benim. Gene gittim eşimin yanına. Bu sefer gerçeğimi söyledim. Direkt olarak dedim ki, Ömer'cim ben beni takdir etmene çok ihtiyaç duyuyorum. Ya aferin karıcığım, senin de başarından gurur duyuyorum desen çok sevinirim. O zaman bankacıyım ben. Ve eşim birdenbire hani idrak etti ki aslında ben sadece onun takdirini istiyorum. Bütün dünya beni takdir etse ben seninkini istiyorum çünkü seni seviyorum dedim. Böyle söyleyince sarıldı falan. Ay dedi, ben bunu böyle düşünmedim. Öğretmen gibi konuşuyorsun, ona sinirleniyorum dedi. Meğerse öğretmen gibi konuşuyormuşum. Ben de bunu düzelttim bu sefer. Ve böylelikle 3 cümleyle biz hakikaten ilişkimizi toparlamış olduk. Söyleyeceğiz, tabii ki söyleyeceğiz. Ama söylerken önce lütfen ne yapıyoruz? Defterimizi alıyoruz, yastığımızı alıyoruz, vura vura. İstediğimizi yazarak deftere ama. Öfkemizi atıyoruz, kırgınlığımızı atıyoruz önce, bir boşaltıyoruz. Sonra bir özet çıkarıyoruz. Aslında ben ne istiyorum? Sonra gidip bunu sakince söylüyoruz. Bunu birisine okutmak için yazmıyorsunuz bu arada. Hani ben yazamam, edemem diyenler olacaktır şu anda. Ben ne anlarım yazmaktan, yazar mıyım? Öyle bir şey değil söylemek istediğin. Evet. Onu da altını çizelim. Evet. İlişkiler üzerine tabii ki kadının kişisel gelişimi, erkeğin de kişisel gelişimi önemli. Bunlar hakkında konuşuyoruz. Ama buradaki çok önemli bir şey var. Bir kadın birisinin yanlış ise vazgeçebilmeli. İlk öğreneceğimiz şey bu. Kaç yıl olursa olsun. Yani ne olursa olsun. Kaç yıl sonra buna karar verirseniz verin. Kaç çocuğunuz olursa olsun. Tek hayat var. Çok sevdiğim bir slogan bu sene. Herkes lütfen hayatının tadını çıkarsın. Olmuyorsa olmuyor yani. Yapacak bir şey yok. Onun da demek ki onun sorunları var. Aynen öyle. Sizden bir tane var. Evet. Hayatınızda bir tane, çok kıymetlisiniz. O yüzden bütün bunlar. Biz neden bunları daha çok konuşuyoruz biliyor musun, kadın ne yapsın diye? Tabii ki erkeğin de yapacağı çok şey var. Bahsedelim mi biraz? Evet, ondan lütfen. Da bahsedelim. Evet. Fakat şunu da söylemek istiyorum. Kadınlar ayrılık kararını verirken zorlanıyorlar. Hı hı. Çünkü pişman oluyorlar. Ben hata yaptım mı diye soruyor. Evet. O yüzden ben de ideal olanı
az buçuk konuşmayı seviyorum. Çünkü insanlar her şeyi yaptım, artık her şeyi yaptım, gene olmuyor. O zaman ben ayrılıyorum dediğinde çok daha az acı çekiyorlar. Kısa sürede toparlanıyorlar. Evet. Bunlar güzel. Peki erkekten de ben azıcık hadi bahsedeyim. Ne istiyoruz biz? Aslında erkekler biliyorsun bir kitap yapmışlar. Kadını nasıl mutlu ederiz diye bu kadar sayfa kalın bir kitap ama içi boş. Çünkü sanki kadın hiç mutlu olamazmış gibi. Bu koskocaman bir yalan. Kadınlar çok da güzel, mutlu olur. Arkadaşlar tabii ki burada erkeğin öncelikle kadınına güven vermesi gerek. Evet. Nasıl güven verecek? Bir iki şeye çok dikkat edecek. Birincisi çok dürüst olacak. Dürüstlük çok önemli. Yalandan kaçınacak. Ama daha önemlisi kadınınızla vakit geçirirken onun gözlerinin içine bakın her zaman. Göz kontağı çok önemli Nursel'cim. Bir de benimleyken hiç lütfen telefonunu alıp mailine bakmasın. Baktırmam sosyal medya ki. Karıştırmasın. Baktırmam evet. ki. Maillerine cevap vermesin. Bu olmaz. Kendi kadınıyla çok kaliteli bir zaman geçirecekse %100 bütün varlığıyla orada olmalı. Evet. Duygularını ifade etmeli. Ve tabii ki en önemlisi kadını her şeyiyle kabul ettiğini, sevdiğini, beğendiğini ona hissettirmeli. Biz kadınlar biraz endişe ediyoruz değil mi? Acaba göbeğimi beğenmez mi? Hani çok makyaj yapmaya çalışıyoruz evet. ya. Beğenilmek çünkü bizi heyecanlandıran bir şey. Afrodizyak bizim için. Kadınlar beğenilmekten hoşlanır. Bu yüzden bir erkeğin mükemmel görünüyor. Erkekler yemek yemekten de çok hoşlanır. Vallahi çok önemli bir konu. Gerçekten böreğim güzel olmuş, öyle gözüküyor. Burada tatlım çok güzel oldu soğumada. Burada fırın ağzım. Kuzu eti olması gerekiyor normalde ama hani siz sevdiğiniz bir etle yapın. Bir de neresi de olduğu çok fark etmiyor. Gerdandan yapan var, kemiksiz etten yapan var. Ben pirzoloyla bayağı beğeniyorum. Evde de vardı. Hemen onu da fırına atıyorum. Ay. O zaman